Zihin ve değişik günlerin mutluluğu. Bizler bir mucizedeyiz. Buradayız ve bunun üzerinde çok durmadan bu dünyanın koşuşturmalarına odaklı birçok insan. Bazıları birincil ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu tempoda ilerlerken, bazıları ise farkında olmadan bu dünya böyle yaşanır algısına kendisini kaptırıp beklentilerini ona göre şekillendirmiş ve beklemesi gerekenler yerine bunlardan çok başka bir beklenti kümesi oluşturarak mutsuzluğa yelken açmıştır. Bu koşuşturmalar, yaşananlar veya yaşanmayanların hissettirdikleriyle de bazı duygu durumları oluşmakta. Duygu durumları kronikleşen konuların neticesinde oluşur. Öyleyse bazı alışkanlıkları değiştirmek, zihinsel bir takım süreçlerin de olumlu olarak değişmesinde faydalı olabilir. Mutluluğa yelken açmak için önce hangi etkinlikler yerine getirilmelidir? Bu meseleye dair düşüncemi belirtmeden önce ilk olarak şunu söylemek isterim ki, mutsuzluk kaçınılması gereken bir his değildir. Mutsuzluğun da anlattığı birçok şey vardır ve çoğunlukla size mutluluğun yerini söyler. Zihinsel bir egzersizdir. Sizin olumlu yönde ne kadar mücadeleci olduğunuzu ve çözüm yolu bulma kapasitenizi size göstermek isteyen de bir histir. Bunun örneklerinden biri de zihinsel yorgunluk hissi ve mutsuzluğun bir arada olduğu zamanlardır. Dikkat ettiyseniz bu zamanlarda genellikle benzer şeyleri yapmışsınız, benzer yollarda mutluluğu aramışsınız ve yine zaman geçmiş olarak eli boş bir halde geri dönmüşsünüzdür. Zihinsel beslenme önemli. Lakin hep aynı yerlerde dolaşarak sağlanamayabilir. Zihne onun çalıştığını ve böyle zamanlarda onunla yepyeni şeyler görebildiğinizi hatırlatmak önemli. İyi bir şey yapmış olma hissi, özellikle duygu durumu olumsuz yönde olan bir insana çok şey kazandırır. Ancak şöyle bir şey de vardır ki, aynı şeyleri yapmak, ona yeni bir çalışma süreci sunmamak ve ondan bu yönde destek almamış olmak anlamlarına gelebildiği için bu yönde bir değişiklik yapmakta parlak bir armağan olacaktır. Kendiniz için olan bu armağanı nasıl meydana getirirsiniz? Zihnin aynı şeyleri yapmasının zamanla o şeyleri kayda değer bulmayarak onlar hiç yaşanmamış gibi hareket etmesine neden olduğu söylenir. Bu davranışlar için monotonluk terimi kullanılır. Hani benzer şeylerin yapıldığı bir günde zamanın çok çabuk geçtiği söylenir bazen. Burada kastedilen yeni bir şey yapmayan zihnin o zamanı kaydetmeksizin çalışmasını sürdürüyor olması algısıdır. Tek düzelik, yeni bir şey olmaksızın aynı olasılıkları kullanıp eskitmek ve bir işe yaramayan bu eski davranışların üzerinize yakışmayan bir duruş niteliğinde olması anlamına gelebilir. Şimdi burada yapılabilecek kolay şeylerden söz edelim. Zihinsel zenginlik, zihnin yeni şeyler görmesi, öğrenmesi ve bunlar hakkında yeni şeyler düşünmesiyle sağlanabilir. Zihnin bu düşüncelerle neden-sonuç ilişkisi kurması, yaşamınızda bu bilgileri nerede kullanabileceğinin muhasebesini yapması ve böylelikle kullanabileceği yeni kaynaklarının olduğunu bilmesi, ona büyük olasılıkla mutluluk hissini sunacaktır. İlginiz dışında bir kitap okumak, bir konuya dair internette araştırma yapmak ya da bir film izlemek. Hepsi çok kolay ve yararlı. Ancak ilginiz ve bilginiz dışında olması mühim olan. Hafızanın anlamlı sayfaları hayatınıza anlam katacaktır.